Alper, bir tek senin doğum tarihin yok bende şu an. 80'liyim ben de. Ha, tamam. Bir yaşıtız. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden sen demeye devam edebilirim. Alper'in çok karakterli bir duruşu var senin hayatında. Şimdi tabii sen hayata öyle bir yerde başladın ki bayrak devralmak, senin hayatında yer almak, hayat arkadaşı olarak devam etmek her babayiğidin harcı değil. Dolayısıyla ben bu resimde Alper'in duruşunu ve sonra birlikte ne kadar çiçek açtığınızı izlediğim için kendimi bir kadın olarak iyi hissettim aslına bakarsan. O yüzden tanışma hikayenizi çok merak ediyorum. Alper'ciğim iyi ki var, ben anlatayım. Evet, lütfen. Tabii ben her sene hala da elimden geldiği kadar değişik ve yeni şeyler yapmaya gayret ediyorum. Bu sene de 13 Mart'ta sevgili Emre Altuğ'yla birlikte Kayahan'ı anma konseri yapacağız. Yaşasın. Her yaş gününde iyi ki doğdun Kayahan konserleri yapmayı çok arzu ettim ve şimdiye kadar çok şükür ki yapabildim. Çünkü yaşanmışlığı kutlamak gerektiğine inanıyorum. Bu konserlerden bir tanesi vesilesiyle Alper'le tanıştık. Ben, İyi ki doğdun Kayahan konserinde tanıştık. Evet, öyle oldu. Ben senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş, o dönem onunla birlikte çalışıyorduk. Ve İskender'e dedim ki ben bu konseri senfonik olarak yapmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? İskender de dedi ki Alper var, çok yetenekli, o kalkar ancak bunun altından. Çünkü bu şarkılar çok kolay şarkılar değil. Bunların hepsinin senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım. Ondan başka birini aklıma getiremiyorum şu anda. Hani ben sizi tanıştırayım. Hangi şarkılar olacak vesaire. Tabii ki ben de olurum o konserin içinde orkestrada ama Alper orkestrasyonlarını yapsın ve konseri yönetsin dedi. Ve İskender tanıştırdı bizi. Hayat tabii her seferinde böyle biz koca koca laflar edince her o zaman büyük büyük tokatları bize atmaya çok asla seviyor. Asla demeyeceksin evet. Ne doğru bir laf mı? Evet. Kesinlikle. Ne zaman asla desem geç. Bir gene ay ben de çok aynı şeyleri söylemeye kendimi tekrar etmeye mi başladım? Bana bakın şikayetçi misiniz benden? Şu an onu düşünüyorum. Asla bakanlığı var bence yukarıda diye programın birinde söylemiştim. Bence yukarıda biri var ve asla bakanlığını üstlenmiş. Hepimizi bir bakıyor elinde. Evet. Sen de asla dedin görürsün sen diye bir programda söylemiştim. Gerçekten asla demeyeceksin. Kesinlikle öyle. Ben ne dedin asla büyük, aşk olmam büyük laflar dedin? Söylüyordum. Yani benim kalbim dolu ben asla ve gerçekten de hani ben artık hani. Kalbim dolu derken? Kayahan'la dolu kalbim. Anladım. Yani o hayatta olmasa bile çünkü çok özel bir 22 yıl paylaştık evet, bir tane çok. Evladımız var çok uzun bir zaman ve zordu yanlış da. Yanlış anlamazsan hep birlikte paylaştık İpekçi. Evet doğru. Gerçekten yani. Ve de zaten çok zorlu da bir süreçti. Çünkü Aslı Gönül 3 aylıkken mesela aslında o hastalıklar hep evet, tekrar etmeye başladı. Ve bütün o seneler boyunca aslında biz hiç kimseye yansıtmadık ama bir yandan da o zorluklarla uğraşıyorduk. Ve şey diyordum yani ben artık kimseyi sevemem ve Aslı Gönül'le hayatımı devam ettiririm. Diğer taraftan da Alper de aynı şeyi söylüyor. Ben herhalde böyle yalnız öleceğim artık öyle diye. Daha da gençsin ya niye mesela? Ben çok işkolik bir insandım. Ha. 18 saat günde çalışıyordum. Ne? 18? Evet çok takıntılı bir şekilde hiç bilgisayarın başından kalkmadan üretiyordum, çalışıyordum. Kendimi geliştirme takıntım vardı yani hastalık derecesinde. Tamam. Daha fazla bilgi, daha fazla bilgi. Şimdi çok şükür çok dengeli bir hayatım var. Öyle değilim. O zaman ama diyordun ben de, ki ben de mesleğimle öleceğim. Yani tamamen kendime odaklı bir hayatım vardı diyebilirim. Öyle sonra gidiyordu bende. Sonra görüşte aşk mı peki? Yani hayır ilk değil, görüşte değil. Zaten o kadar böyle. Sen zaten notadan başka bir şey görmüyorsun. Senin kalp kapalı. Stresli bir de konserdi. Yani stresli bir konserdi tamam, o konser. Ben hatta şey yani o konserde dedim ki ya ne kadar hani soğuk ve antipatik şey bir kadın, bir kadın. Böyle. O da ya? Orada bir takım gerginlikler yaşıyormuş halbuki yani kendi çapında. Dediğim gibi stresli böyle bir konserdi, stresli bir andı. O da ayrı. Yok hiç. Kavga etmedin. Hayır tamam, hayır. Alper sağ olsun çok destek oldu. Yani Alper çok profesyonel bir insandır. Tamam. Yani her şey böyle en hani nefret ettiği bir şey de olsa o çalışma esnasında hepsini göğsünde yumuşatır. Tamam. Ve
işin en iyi şekilde olmasını sağlar. Gene o tabii kendi gibi tüm sorunları göğsünde yumuşattı ve sonrasında biz telefonla konuşmaya başladık. Konser bitti. Konser bitti. Stres bitti. Stres bitti ve bir sonra arkadaşlık başladı. Ne oldu, sen mi ayıldın ilk? Burada bir şey var mı dedin? Ya aslında şöyle bir şey oldu. O bir sihir gibi bir şey. Biz böyle karşılıklı konserden sonra bir gün buluştuk ve karşılıklı sohbet ediyorduk. Yani ben o anı anlatabilirim. Birden böyle bir şey parladı bir anda. Yani ortada bir şey yokken çok değişik bir histi. Çok enteresan bir şeydi. Sen? Bende de. Ondan sonra değişik hisler kıpırdamaya başladı. Oradan çok hızlı büyüdü her şey yani birden. O zaman sizin yıl dönümünüz yaklaşıyor. Ne yok. Daha sonra bizim. Daha sonra. Evet evet. Aynen. Tabii o bir süreç bayağı tamam. Bir arkadaşlık hani bir süre arkadaşlığımız devam etti. Tamam. Sonrasında tamam. Artık böyle aşka dönüştü ama ben... Kim söyledi ilk? Bu... Onu öyle bir şeyimiz olmadı ya. Hep böyle beraber coştu her şey. Tamam. Öyle bir ben Alper'e çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hakikaten yani gerçekten bana da yazıyorlar sosyal medyadan. Okuduğum zaman da çok hoşuma gidiyor. İpek Hanım sizin şu anda mutlu olmanız ve sizi mutlu görmek bize umut veriyor diyorlar. Çünkü benim gibi işte çocuğu olan eşlerini kaybetmiş ve artık benim hayatım bitti diye bakan insanlar aslında hayatın yeniden ayağa kalkabileceği, yeniden güzelliklerin hayatınıza girebileceği, yeniden başlayabileceğinizin bir kanıtı aslında diye görüyorum. Ama bunların hepsi sen... ne diye sorarsam pardon lafını balla böldüm. Bu da Allah'ın nasibi diyorum ben. Yani hani tamamen böyle tesadüfler eseri karşılaştık ve oraya doğru mucize. Bu da bir mucize. Evet. Ben öyle diyorum. Demek ki Ömer doğacakmış. Demek ki biz evlenecekmişiz. Yani sonra nasıl çok şükür diyorum. Ya biz çok aşık olduk. Öyle bir ikna gibi bir şey. Yani öyle bir her şey çok hızlı kabardı ve gitti ki yani. O yüzden o dediğiniz o zorluklar vesaire hepsinin üzerinden zaten aşk geldi yani çok. Ama şöyle enteresan oldu. Dediğim gibi hayat böyle hep tokatını atıyor diyorlar ya. Ben Alper'e söyledim. Dedim ki bak bu zor olacak. Yani çünkü yani benim geçmişte çok herkesin çok sevdiği ve herkesin evinde hala ben hepimiz. Hala hepimizin yani şarkıları dinleniliyor hala ve sana hani iyi bakan da olacak, kötü bakan da olacak. Hani kötü bakmayı ben anlayamam mesela. Çünkü biz anlamıyoruz ama var Ceyda'ya. Yani neden? Kendi mutsuz olup da başkasının mutluluğunu yani istemeyen insanlar var. Yani Kayahan çok kıymetli bir müzisyen ve hepimizin hayatına hep dokundu. Hala da dokunmaya devam ediyor. Evet. Ama sen eş olarak da, müzik yoldaşı olarak da her anlamda görevlerini sonuna kadar en doğru şekilde yaptın. Ve hikaye böyle bitmesi gerekiyordu. Böyle bitti. Ve sen yoluna devam etmek zorundasın. Gencecik bir kadınsın, yeni annesin, evladına çok güzel sahip çıktın. Gerisi çok teferruat bence. Çok da önemli değil. Ben bence dışarıdan de. Okuyan biri olarak söylüyorum. Ve burada kapı gibi bir müzisyen adam sonuçta evet hep var Kayahan sizin hayatınızda. Ama bunu da almış, kabul etmiş saygıyla. Biraz önce programı o yüzden öyle açtım. Saygı var, vefa var ve hala iki doğdun Kayahan'ı birlikte yapıyorsunuz. Evet. Daha ne olsun arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum Alper. Daha kim ne diyebilir Alper'e yani Aslı Gönül'e de çok, Aslı Gönül'ün hayatında da çok özel bir yerde Alper abisi olarak eksik olmasın. Ben bunların hepsini söyledim yani Aslı Gönül var benim önceliğim Aslı Gönül tabii olacak ki. Her zaman hani hazır mı? Alper de dedi ki ben her şeye hazırım. Aşk yahu bu. Aşık oldum ben dedi. Aşk bu kim ne diyebilir yani sonsuz olsun. Umarım elleriniz çok hiç ayrılmasın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Kimin ne dediğinin o kadar önemi yok ki biliyor musunuz?